bir şey sunar. O yüzden zaten burada da fikir almalıyız. Mesela dört vade. Ben buraya dört vadelerle ilgili bildiğim yok şu anda. Onun bir yazılı yerine geliyoruz. Gerekirse bir yere basarız yani. Modun bu dört vadeleri şudur. İşte küçük büyüye karşı şöyle davranır. Yani farklı bir örgütün varsa buraya bunu bilelim. Ben başka ne var? Bizde mesela sen denmez. Hep siz denir bize. Çünkü siz esasen bir toplum ifadedir ama bizde hep siz denir yani. Sen diye daha ben hiç duymadım. Saffet amcanız var, siz tanıyorsunuz. Ben diğer gün abi ben yeni yaşlıyım biliyorum ama maşallah yeni genç gibi duruyor. Hep çocukluğumdan beri aynı. Bunu söyleyeyim. Saffet amcanızı tanıyorsunuz. Saffet amca sokakta kız çocuğu görse kendi torunu yaşında siz buyurun efendim. Yani, bu kültürden geliyor ama Ermin abi şöyle bir şey var. Bizim zaten hani sahip çıkmamız değer de burada aynı zamanda. İletişim çağı yaygınlaştıkça sevgi saygı olayı biraz azalmaya başladı. Ben onu gelen konuklarla da paylaşıyorum. Burada da söyleyeyim. Büyük dedesinin adını bilmeyenler, büyük dedesinin anı sayfasını açmayanlar, ailede sorgulamayanlar şimdi sosyal paylaşım sayfaları açmaya başladı herkes. Yani iletişim sistemi de doğal olarak o eski otokontrol sistemi dediğimiz ben yanlış bir şey yapacak olsam paylaşım abi görür de babama söyler mi diye çekinerek yaparım hala yani anlatabilir miyim? Yani böyle bir şey var. Şimdi bunlar günümüzde biraz kayboldu. Sevgi saygı da biraz azaldı. Ama bizde yani burada yok olmayan çok güzel değerlerimiz var. Ben hani kendi turizm konusuna çok boğmayalım burayı diye çok şey yapmadım ama Avanta'da Kaymakam Bey'le görüşürken söyledim. Bizim birincisi Metin Başkan'ın dediği bu işin anayasasını oluşturmamız lazım. İkincisi yaşadığımız kasabaya dair herkesin bir soruna el atıp birbirimizle paylaşmamız lazım. O anayasayı oluştururken de kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlar yapmamız lazım. Ve orada sorgulamamız lazım. Biz ne kadar, ne kazandık, ne durumdaydık mutlaka hiçbir şey geriye gitmiyor. Olumlu ya da olumsuz anlamda bir değişim oluyor. Yani toplumsal süreçte böyle bir şey zaten. 2000 yılında başladık biz bu işe. 3 tane, 2 tane evimiz vardı. Bugün haftalık belli düzeyde konuk ağırlar olduk. Ama bugünkü eksiklerimiz ne? 3 gün sonraya ne yapmamız lazım? Örneğin ben Müftü Bey'le bir senedir görüşeceğim, görüşemedim. Bu benim eksikliğim. Yani ziyarete gittik yönetim kurulumuzla. Yani türbelerdeki ziyaret edildiği zaman ne olduğunu ortaya çıkarmamız lazım. Yani artık evraklar, kaynaklar açılıyor. Yani bunlara ulaşmamız lazım. Dediğim gibi belediyemizin kuruluşu eski, o eski Osmanlıca yazılar okunsa daha eskiye gidecek. Yani bunu söylemedim değil mi? 1893. Yani kuruluşumuz. Belki daha eskiye gidecek. Yani böyle kültürel zenginliğimiz var. 650 sene önceden neden buraya cami hamam yapılmış? Derenin içine gelmişler de başka yere yapmamışlar. Ya bunlar başlı başına tarihi kültürel zenginlik zaten. Ahilik geleneği öyle, işte o sizin dediğiniz o değerlerin içinde biraz dua olarak, hani adet olarak kaldı gibi oldu. Yoksa o birbirine saygı, sevgi olayı ahiliğin içinde olan şeyler zaten. Birikme kültürü yok olmaya başladı. O birbiriyle karıştı. İşte yapan bir iki köyümüz var, onlar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Buradaki arkadaşlar var. Ya yani bunların her birisi başlı başına bir değer, bunları devam ettirmemiz lazım. Şimdi bu Topkapı Yıldırım Camii'nin merdivenlerinden atılıyor. Ramazanlarda ve arefe günleri. Yani bu da topun bu görüntüsü, sesi zaman zaman caminin camlarını kırdı. İçeriden bir dinleseniz sanki caminin kubbesi inecekmiş gibi oluyor yani. Yani bu da camimizin sağlığı açısından zararlı olacağını düşünüyorum. Türbelerle ilgili ben notum aldım. İnşallah Mustafa Bey'le de istişare ederim. Türbelerde genelde yapmayın tarzında yazılar yazılır. İşte çok çabuk bağlamayın, işte namaz kılmayın, efendim mezara oturmayın gibi olmaması gerekli olan şeyler yazılır. Şimdi turistlerimiz gitti türbeye. Muhakkak orada bir şey yapacak yani. Ne yapacak? Bütün yasaklar yazılır. Ya bunun yanında turistlerimizin de yapması gereken şeyler de yazılır. Diye düşünüyorum. İnşallah bunu Müslü Bey'e istişare edelim. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Buyurun abi. Şimdi park sorunuyla ilgili siz baktınız. Ben de
Ocaktan farkındaydım ya olayı. Ben de taksidir önünde oturuyordum. Taksici falan değilim yani. Tanırlar beni. Medyan kahvesinin sahibiyim ben aynı zamanda. Erken de gelirim. Fark ettim ben sizin kimden ne yaptığınızı. Bu sorun her toplantıda mutlaka gündeme geliyor. Sadece kent konseyinde değil. Yani biz aşağı yukarı 15 senedir aynı konuda konuşuyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Tabii bir ilçede bir trafik komisyonu var. Bunun aldığı kararlar var. Park yeri, şurası park yeri, burası park yeri değil falan diye de öneriler geliyor. Bir defa biz Mudunlu olarak şunu çok önerdik. Bir türlü hayata geçiremedik. Dedik ki en azından cumartesi günleri bizim kendi esnafımız arabasını çarşıya çıkarmasın dedik. Cumartesi günü bizim çarşıdaki esnafımız arabasını çarşıya çıkarıyor. Ya bir araba senin arabanın evin önünde park etmiş duruyor. Sen niye engellebilirsin? Mudun'un en uzak yeri 1 kilometre ötesinde olur. Yürürsün veya 5 lira verir bir taksi çağırırsın. Hiç kimse arabasını çıkarmasın cumartesi günleri dedik. Yani bu 20 senedir söylediğimiz laflar. Ama ne hikmetse herkes çekiyor. Taksi durağından bahsettiğin için taksi durağından devam ediyorum. Şimdi oraya bir tane taksiciler de arkadaşım. Bir tane sivil araba çekiyor. Mesela 9 tane, 7 tane taksi var. 7 taksilik durak. Bir tane sivil araba çekiyor, yabancı. Arkasından bir arkadaş daha çekiyor. Bir arkadaş daha çekiyor. Bir arkadaş daha çekiyor. Taksici bu defa arabasını karşıya çekiyor. Bunun önlemini kural olarak almamız lazım. Mesela misafir araç park yeri falan yer dememiz lazım. Yani yerli arabamızı çekmezse misafir falan arabaya yer bulunur. Misafir otobüs çekme yeri şurası. Zaten cumartesi günleri çarşıda büyük bir park sorunu yaşanıyor. Her gün yaşanıyor da cumartesileri bu avaki bir şekilde dönüyor. Yani bunda hiç kimsenin suçu yok. Park alanı bu kadar. Ama bunu nasıl yaparız? Ben çeşitli defa önerdim. Dedim ki aşağıdaki Cumhuriyet İlkokulu'nun yan tarafındaki 5 kavak metri şu anda boş. Aşağıdan gelen araçları o tarafa çeksin. Büyük araçlar, traktörler çeksin oraya. Yukarıdan gelenler de Dumlupınar Okulu'nun bahçesine çeksin. Küçük araçların zaten giriş geçişinde herhangi bir sorun yaşanmaz. Ama ne hikmetse bir türlü uygulamaya geçiremedik. Veya önerimiz destekliyorum. Öneriyi birkaç yerden daha geldim. Pazar sahipleri özellikle araba malzemesini giden sonra arabasını bir park etmiyor. Ara sokaklara çıkıyor. Onları oraya şey yapmaz. Bunun artık şeylerde var. Daha kötü sonuçlara da doğrudur. Mesela ben bu mahallede oturuyorum. Cumartesi günü hasta olsa ne ambulans girer, yangın olsa itfaiye girer. Giremez. Yani bizim mahallede bir iki yerde yangın vanası var Allah'tan da. Eğer herhangi bir şey olursa hiç kimse giremez. Girmesi için yani en azından belediye 15 tane hoparlör ilan edecek. Adamlar da bulabilirse, duyarsa, duymazsa o da şansa ya da kucaklayıp atacak. Çekici falan diyor. Yani bu park sorununu mutlaka belediye mi çözecek, trafik komisyonu mu çözecek, biz mi çözeceğiz, çözmemiz lazım. Park sorunu olmasının sebebi ne? Bizden başka yer... Asıl sebep yaptık. Park sorunu, yani sorunun tek sebebi ne? Pazar. Hepimiz pazar konusunda boş oraya çekiniyoruz ama. Yani günü değişmiyorsa yeri değişebilir. Yani bir çekinme şeyimiz var. Ha, olabilir. Yani günü bedel ödemek mi? 5 kravağa gitse ne olur? Yani bana yapılmaz hiçbir şey olmadı. Ne kadar fark ediyor? Yani bizim genelde kurtarıyoruz köylerden gelenler, batı içinde gelenler. Bizden hafta içi pazar isteği talebi var. Çünkü geldiği zaman kamu birimlerine de gidiyor. Evet. Ama kimse pazara dokunmayalım. Yani. Ama trafiği yapalım. Aslında pazarı kaldırsak bütün sorunumuz bitecek. Ama pazar noktasında da dokunulmaz bir şey. Tamam, tarihi pazarımız, eski pazarımız. Yani ben yine cumartesi pazarı kapatsın demiyorum, onu söyleyeyim. İkinci bir pazarın o yoğunluğu azaldı. Yani hafta içi başka birine bir pazar kalabilirse köylerimiz o gün gelir. O pazarda sadece cumartesi turistler ilgilenir. Hem esnafımız da hem pazarcımız da turistlere hitap eder. İşte ama bu noktada pazarcılar ne diyecek? İkinci bir pazar. Hangi pazarda? Gelin olan. Pazarcılar değil. Ya pazarcılar gelmek durumunda. Para kazanmıyor. Öyle bir değişti. Yürümeme nedenini çözemedik. Pazar değişti. Değişti. Perşembe aldık. Bedel ödedik. Belediyeye verdik. Bakanlar verdi. Halka bir şey değil mi? Çarşı halkımız gelsin cumartesi. Evet. Yani köyde vatandaşımız hafta içi mi istiyor sen? Hiç orada sorduk. Bizim asıl şeyimiz köylerimiz. 73 tane köyümüz var. Ben demiyorum ki cumartesi pazarı kapansın. Alternatif bulursunuz. O pazar yoğunluğunu azaltırız. Yani bizim yolumuz da belli, arabalarımız da belli. Asıl sorumsuz pazar olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet.
Yani. İki tane pazar dedim. Betim daha detaylı bir şey sahip değil mi? İki pazarı iki tane yaptık herhalde. Bir hafta iki yaptık, bir hafta iki yaptık. Şimdi beyaz normal emtia pazarımızda. Evet. Cumartesi günü de normal vatandaş geldi. Yani yolunu sattı. Yani. Ama yürümedi. Yok, yürüme değil. Şimdi şöyle bir şanssızlığımız oldu. Baştan ne konuştuğumuzu bilmiyorum da. Pazarla ilgili. Şimdi pazarla ilgili başlangıçta yukarıda bir bayramlaşma esnasında yine burada sivil örgütlerimiz vardı. Bayramlaşmaya gelen bayağı bir yoğunlukta insanımız vardı. Gündeme geldi. Hatta olumlu bakıldı. Yani %80 orada. Olumsuz görüş beyan eden olmadı. Biz bunun üzerine bu işi yoğunlaştırdık. Bir kamuoyu araştırması yaptık. Eserimize çıktık. Personele görevlendirdik. %60-%70 civarında olaya olumlu bakıldı. Biraz daha bu işi hamur yaptık, yoğurduk ve meclis kararı almak suretiyle normal pazarımızı perşembeye aldık. Ve bu şekilde uygulamaya başladık. Şöyle bir şanssızlığımız oldu. Belki kamuoyu noktasında bu işi çok iyi anlatamadık. İnsanlara bu işi bilgilendiremedik. Belki bu bizim bir eksikliğimiz oldu. Artı Kurban Bayramı'ndan sonra oldu. Yani pazarın, vatandaşın yoğunluğunun az olduğu. Çünkü genelde bayram sonraları pazarlar hareketsiz olur. Yani hayvan pazarı da hareketsiz olur, normal pazar da hareketsiz olur. Ona denk geldi. Artı bir de şöyle bir şey oluştu. Yani perşembe günü vatandaş yağını, yoğurdunu geldi burada normalde sattı. Yani cumartesi günü sattı, yağını, yoğurdunu sattı. Aynı ölçüde cumartesi günü de satacağını zannetti. Yani böyle bir beklenti içerisine girildi. Böyle bir çalışma da olmayınca ki normal pazarımızı biz perşembe günü yapmışız. Cumartesi de giren turistlere biz bu işi pazarlayacağız. Tabii aynı ölçüde bir satış beklemek süreç alır. Yani turizm noktasındaki gelişmeye bağlı bu olay. Böyle bir hızlı pazarda olmayınca oradan bir tepki gelmeye başladı. Daha sonra farklı çalışmalar oldu. Bir farklı bir kamuoyu oluştu. Yani o gün işaretler öyle enteresan oldu ki yani kendi meclisimizden dahi destek verenler desteğini çekmeye başladı. İmza atanlar dahi çekmeye başladı. Niye? Kamuoyunda bir tepki meydana gelmeye başladı. Yani farklı konuşmak da istemiyorum. Pazarımızı istiyoruz kampanyası. Yani ya çok tevarada girmek istemiyorum. O zaman farklı şeyler çıkacağı için. Sonuçta yani başarısız bir çalışma oldu. Bu noktada ben yalnız kaldım. Kaymakam Bey de o gün işaretlerde yoktu. Yani ilk fikri o atmıştı. Yoktu. Burada mudurum da değildi. Ne vardı? Yani bayağı bir 9 ay falan yoktu. Bir asker. Eğitime gitmişiz. Yani öyle bir şanssızlığımız da oldu. Sonuçta ben kamuoyu noktasında da yalnız kalınca tekrar teferruatlı olarak üniversite öğrencilerini de çağırmak suretiyle bir kamuoyu araştırması yaptım. Çünkü meclis kararı almışsınız. Bundan geriye dönme noktasında bir karar aşamasındasınız. Ciddi bir olay olması lazım. Komple tek tek evleri dolaştırdım. Araştırma yaptırdım. Yani bütün öğrenciler çıktılar. %65 oranında tekrar cumartesi istendi ve biz geriye dönüş yapmak suretiyle tekrar cumartesi döndük. Yani bu aşama daha güzel yoğrulabilir, anlatılabilseydi belki bizim de o noktada eksikliğimiz oldu. Muhalefet oluşmazdı. Vatandaş belki daha farklı bilinçlendirilebilirdi. Böyle bir tepki oluşmadan bu iş devam edebilirdi. Ama yani Kaymakam Bey bedel falan değil mi? Bedel ödemedik. Çünkü öyle bir algı yaparsak önünü kaparız olayı. Ya bu işin bir bedeli varmış diye kimse cesaret edemez. Bu tekrar güncellenebilir ama bu işin için kamuoyu lazım. Yani karar aldık, yaptık olmuyor yani. Bu noktada vatandaşın da bu işe katkısının sağlanmak suretiyle, çok ciddi ciddi anlatılmak suretiyle tekrar bu iş güncellenebilir yani. Şimdi ben size zaten hemfikiriz bu konuda, daha önce görüştük. Şimdi güncel bir konu olarak söyleyeyim. Işık yasası biliyorsunuz. Ben de Fenerbahçe'yi bilenler biliyor zaten. Cumhurbaşkanı reddetti. Ama tekrar aynısını kabul ettiler. Niye? Dört partide altında imzası var. Yani burada benim anladığım kadarıyla bu pazar noktası da önemli bir konu ise herkes altına imza yatacak. Bu imza da elimizde kalacak şekilde. Evet. Sadece başkan, eski başkanımız olmayacak. İmzayı atan sahip çıkacak. Yani böyle bir kararlılığımızın olması lazım. Yoksa tepki gördük, geri dönüp dersin, olmaz zaten. Amirim.
efendim siz trafikle ilgili şimdi bir durumla ilgili siz de zaten arkadaşlarınız da epey sıkıntı da herhalde. Ben şöyle bir dilekçe olarak da yazdık, biz bunu önerdik. Tuncay'a söyledi. Birincisi pazara gelen, ben zaptı görevli arkadaşa sordum. Yani yazılı bir belge yok. Kaç araç geliyor Hudurnu'ya pazar için dedim. 52'ye yakın araç söyledi dışarıdan gelen. Tahminim buna yakın, her hafta değişebilir. 30'la 50 arasında olabilir. Dedim ki bu insanlar araçlarını geldiği zaman pazar malzemesini indirince nereye çekiyor? Nereyi bulursa oraya çekiyor dedi bu arada. Peki nereyi bulursa oraya çektiği zaman bize zaten gelen konuğumuza araç çekecek yer yok. Yani ücretli yapamadık. İlçe Trafik Komisyonu'nun bir sürü deneyimleri oldu. Yani oraya tekrar girmeyin. O zaman şunu önerdik biz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de konuşalım. Kaymakam Bey de sanırım onaylar zaten Milli Eğitim Müdürlüğü kaymakamlığına soracak bağlı olduğu kuruma. Okul aile birlikleri aracılığıyla hatta okulların yönü... Yani işte biri yukarıda, birisi aşağıda, böyle bir şey bulabilir miyiz en azından yöntem diye. Var zaten. Açık okullar gitmiyor. Şunu da söyleyeyim. Zaten var o karar var. Pazarcılara doğru mu tutursa, yani arkadaş bir yere duramazsın. Sen okulun bahçesine ya Cumhuriyet'e ya Dumlukunar'a. İkisinden birine götürecek. Şey söyleyeyim. Trafikteki arkadaşlarımızla ilgili de yani değiştiği kişiler çok nezaketine dair de tepki geldi bize. Yani bir yandan diyoruz ki kesin çözüm yapalım, bir yandan da diyorlar ki biraz trafikteki arkadaşlarımızın destek olmasını istiyorlar. Ayda yazılan ceza 20 tane. 20 tane çok gelmiş. Ben diyorum yani burada soru... Normal şartlarda bir cumartesi gününde ben en az 100 tane ceza yazmam lazım. Ona rağmen çok diyorlar, onu söyleyeyim. Ayda 20 diyoruz. Cezayı öden canı yanmış geliyor. Yani burada öneriler var zaten. Vatandaşımız da var da ben tekrar buluyorum. Bu sorunun kaynağı belli. Çözümü de belli. Çözüm. Daha önce de denenmiş. Günü değişmiyorsa yeri değişebilir yani. Belediye bize bunu biz önerirsek kent konseyi olarak veya diğer bilimler olarak ben belediyemizin kabul edeceğini düşünüyorum zaten. Kamyoncular'daki kamyoncular aşırı yer açıldı. Onlar şimdi çekildiler. Onlar da ki yeterli yazıyorlar. Para vermeyiz falan diyorlar. Yapmayasın bilirse. Belediyemizin ücretsiz de yeter diye düşünüyorum. Siz başlangıçta söylemiştiniz toplu taşımayı. İki saniye bir müdürümüzün söylediği gibi eğer yeri değişip de şehir içi taşımacılıkla halkımıza bir hizmet verebilirsek, yani pazarı dışarıya alıp şehir içi taşımacılığını da sağlayabilirsek bence en iyi çözüm o olur. Çünkü iki tane pazarı başkanımızın da söylediği gibi bence toplumsal tepkinin sebebi ekonomik olarak pazarın ilçenin bu şeyi kaldıramaması, yani ekonomik beklentilere cevap verememesi, tekrar iki tane pazarın açılması, altında herkesin imzası da olsa belli bir süre aynı sonucu doğuracağını düşünüyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Sizin söylediğiniz şehir içi taşımacılık burada çok önemli. Bir de müdürümün söylediği pazar yeri, ikisi birleştirilerek eğer pazar yeri şehrin dışına kaydırılır, halkın şehir içi taşımacılığıyla çok rahat bir şekilde pazara gidip gelmesi sağlanabilirse, çözülebilir diye düşünüyorum kendim. Aşağısı kazılmış bir o meydanın dahi kaldırılması lazım. Şu an çok büyük engel mesela. Aşağıdaki evin olduğu yer. Şimdi ben hafta sonu pazar gezdim. Pazarcının çoğu kuralı değil. Meyve pazar değil mi? Yani o yüzden cumartesiye dokunmak istiyoruz. Okunması da yani yeri değiştirelim. Yok yeri de değişir. O da bir çözüm. Perşembe boş genelde kameralı. Yani perşembe araştırma şeklinde cumartesi beş kalan yok. Yok bu pazarcılar değiştirmek istiyor. Perşembe boşsa perşembe alır gelirler. Yani bir şey söyleyeyim. Buraya biz pazar açalım. Abi perşembe pazarcı gelmeme ihtimali yoksa. Pazarcı gelir. Gelir gelir. O noktada durabilir. Yani biz şimdi ilçemizden ziyade pazarcıyı düşünüyoruz gibi oluyor. Yani perşembe de olsa yine trafik sıkışır tabii yani. Yok, en azından cumartesi yoğunlukta pazar yeri zaten perşembe olsa yine tıkanır. İleride toç kurulduğunda zaten şey pazar olmaz. O tarafa kaymak zorunda olacak. Yani bugün olmasa yarın baktığımız zaman orada TOKİ'de kaç hanemiz var? 128, 120. 250 hane daha bayağı kişi olduğu için pazar mecbur bir şekilde kayacak. Yani şimdi hafta içi de olsa yine orası tıkanır. Yine köylüler gelecek, yine tıkanacak. Yani. Hafta içi şey, olacak da hiçbir şey yok. Üstlerimizin özellikle şey yok. Yerinin değişmesi yani. En güzel kapalı bir pazar yerine bulunabilir o zaman. Yeni bir projesi var zaten ama herhalde şu anda değil. Cumhuriyet şey kötü konu orası. Gayet meydan boş. Meydanın olduğu yer. Her noktası orası. Yani çok da fazla şey yok. Pazar da istemiyor.
pazar yönetimi yaklaşık 6 saniye kadar bir süre pazar yapıldı. Küçük olmadı abi. Yani siz dışarıdan getirdiniz, çünkü yok. Pazar yeri 2 süre devam ettik 6 saniye kadar. Tuhavecileri ayırdı Metin Bey, işte sebzecileri ayırdı. Günün değiştirdik, hiç türlü tutmadı. Sayın Akar, şimdi tutmadı. Tokileri oraya attı. Yani. Şimdi sen de... Bu durumda eğer bir safran bulur, olacaksa safran bulur. Oradan bırakılmış yukarı bir safran bulur. Bana göre bu durumdaki hükümet bana buraya yapılmamalıydı. Madem taşınacak aşağı taşınsın, Tokyo aşağı taşınsın. Burası özel olarak kalacaksa böyle kalmalıydı. Şimdi emniyet binası yapılır, bilmem ne diyor. Pazar o zaman ben de karşı çıktım. Şahsen işte toplantı yapıldı olarak. Başkan da söyledim ben. Başkan da geçen bir şeydi. Dönülebilir dedim o zaman. Şimdi bizim Nalan, 100. yıl bölgesi var, Nalan'a gider. Çavuşlarız bölgesi var, Göyne'ye gider. Taşkent'in kendi pazarı var. Yazılar bir ekibi var, şey, öğrenci bir kısmında Bolu'ya gider, şey yok. Buraya pazara gelenler şu çevre dolanlar. Tabii yani. Öyle değil mi? Köylerin hepsi sevmiyor. 10-15 yani. Sayılmanın 25 çıkar burada. Şimdi burada özellik yani trafik sorunundan ya da herhangi bir şey sorunundan eğer pazar değişirse değişmesin. Neden? Bizim bu durum pazar olduğu gün çok güzel bir gün. Hiçbir tarafta pazar yok. Ama yeri uygun değil yani pazarın. Hayır ona diyeceğim yok. Yeri uygun değil. Yerinde bir şey pazar yok. Pazar uygun değil mi? Yerini değiştirsek benim için daha uygun olur. Benim düşüncem. Bilmiyorum. Aynı kanatlı yani. Öyle değil mi? Evet, biz de okumak evet. Gününden çünkü buraya cumartesi Bolu'dan geliyor, Beypazarı'ndan geliyor, Nallan'dan geliyor, her taraftan yıllardır pazar geliyor. Yıllardır bu böyle değil mi? Yıllardır evet, herkes alışmış yani. Alışılmış. Ya, pazar günü, o güne itiraz ediyorum ben. Muhtarların toplantı yapıyorum aynı şekilde. Gene de karşıyım. Ama illa ki olacak diyorsa vatandaş olsun, ben şey değil. Ben vatandaşın görüşlerini alıyorum. Ama yeri değişmesine fayda var benim kanım. Ama o zaman şu var, bu kararı hep beraber verip, daha fazla şey yapmasın. Yok şunu söyleyeyim. Yani daha önce yaşanmış bir tecrübe var. Evet. Metin Bey bu konuda yalnız kaldı. Bu sefer herkes anlamına imzayı alacağız ıslak imzayı. Yok yeri değiştirdik. Yerle alakalı da alternatif yerimiz de yok. Beşkava yapalım işte. Beşkava hastane mi yapacaksınız? Efendim Beşkava hastane olduğu için herkes biliyor artık orayı. Olmaz. Yani o zaman Beşkava şey yapmayın. Yani Beşkava her şeyi oraya yapacağız. Ya işte bir şey olup itiraz ediyoruz Sayın Başkanım. Olmaz. Beşkabat'ın başka yeri var mı bulacağımız yer? Pazar. Başka yerimiz yok yani. O zaman hastane için pazar yaparız. Değişik bir proje de atalım. Yani biz de öyle bir şey yaparız. O zaman olur hastane öyle yaparız. Pazar yerine evet hastane olabilir. Çok güzel olur. Ya hastane yaptığı pazar. Yani bir yerde çok da konuşalım da çözüm de olur. Yani ben onun için demiyorum. Pazar yerine otopark olarak kullanılması lazım. Yani dışarıdan bir pazarcıların arabasını yani mecburen bir yere çektirmek zorundayız. Böyle bir önlem alalım. Yani onların hepsinin birer tane kamyonu veya kamyoneti var. 40 kişi ise en azından 30 tane arabaları var. Bunlar bir defa arabalarını, eşyalarını boşaltırlar. Saat 8'de mi, 9'da mı, cuma günü mü? Ondan sonra çeksinler. Zaten bir de... Çekmiyor ki ona caddeyi, hangi pazarı çekiyor? Amirim nereye çekiyor ona caddeyi? Hepsi bulduğu yere çekiyor. Yani bulduğu yere çekiyor. Şu anda biraz daha... Pazar yerindeki yıkama yağlamanın yanındaki sebze pazarı kapalı olduğundan dolayı orası bir alternatif, biraz araba çekiliyor şu anda. Şarjda toplasın en fazla 100 tane araba alıyor, başka da almaz yani. Onun için diyorum ya, okul bahçelerine falan bir yere yönlendirelim yani. Şimdi bu Bayramlar sokağı istikametinde derenin kenarında normalde imarlı yol var. Eğer biz bu yolu açabilirsek pazar yeri istikametine doğru bir alternatif yol oluşmuş olur. Bununla beraber Üzümcü yolu da gündeme gelmiş olur. 100. yıldan gelen bütün araçlar Beşkavaklar istikametinden geldiği için Bayramlar Sokağı istikametine, okulun bahçesine, Cumhuriyet Okulu'nun bahçesine çekmek suretiyle bir nebze aşağıdan gelen, ki yoğunlukla da aşağıdan geliyor vatandaşımız yani. Bütün köylerimiz ağırlıklı Mudurnu girişi istikametinden geliyor. Bu bir çözüm olabilir. Yani belki %50 oranında bu sıkıntıya bir çözüm bulabilir. Bu yolun açılması lazım. Ki Bayramlar Sokağı'na kadar da çok bir problem yok. Orada iki bahçe var. Onlar da sıcak bakıyorlardı yani bahçeyi vermeye. Orası açılabilir, bir çözüm olur yani bir nebze. Ya abi biz pazar gününe her gün araba çekiyorlar. Biz ona alışveriş yapamıyoruz. Buna bizde nasıl çözüm olacak? Yani artık şeye geldi. Yapılanlar var, takip edilenler var, edilmeyenler var.
şu ana kadar yani şunlar yapıldı, bunlar yapılmadı diye de elimizde bir şeyimiz yok işte. Bazı yerleri takip ediyoruz. Yine yaptırım çözümünde zaten işte çözümünde birlikte sunma. Yani çok çok sevim hanım, şu var filan diye bir şey söyleyemem bence. Buyla bütün şeylere duyurulacak. Çekimlerin hepsi de bir hariç modunda yapılıyor. Eleştirileri düşünerek, tartarak, nerede yanlış yaptım, nerede doğru yaptım diyerek geliştirmeye çalışırım. Ya onun için
birinci eksiğimiz kurumsal hale gelememek. Mesela siz sordunuz, ben şunları şunları yaptık diyemedim. Çünkü buradaki de kurumsal hale gelmedik. Bir görevli arkadaşımız oturup kimle konuştu? İnşallah gelir Mehmet Bey. Şimdi bu şeyde var, tabii siz dediğin şey doğru ya. Sayın Müdürümüzün dediği şey de doğru. Her defa aynı şeyi ben de söylüyorum, eleştiriyorum. Şimdi bugünkü toplantıyla ilgili hatırlığı İlhan Bey'e attım. Bunu normal bir şeye geçirdim. Geçen defa da söyledik. Her 6 ayda bir toplu ne dedi? Herhalde büyük ihtimal 6 ay. 6 ayı bir de işlem bir defa dedik. Yani 2 aya falan işlem. Bir de yani ne konuşmuşsak öbür toplantıda en başta konuştuklarımızın takibini yapalım. Tabii çok. Geçen defa da söylemiştim. Ben tabi biraz da bana sert konuşan da yanlış konuşan bir yok yok yanlış olmaz. Yani çok ilk 6 ayda bir oturuyoruz, toplanıyoruz, bir şeyler söylüyoruz. Resmi kurum muhabirleri de buna rahatsız. Çünkü hayır, bunlar her defa geliyor. En azından bir daha toplantıya bak. Özel güneceğiz. Şoförler Cemiyeti Başkanı. Şimdi... Yani bir kurulamayız ki. Ya, bunu... ya o kadar şey var. Ben eksiğimizle de çok teşekkür ederim. Yani yüzleşmeyi zaten böyle olur. Yönetim kurulumuzdan muhtarımız Cevat abi var, diyor ki biz sahaya çıkıp top oynayacağız. Ergin abi gülüyordu, hukukçu. Ya bize soru soracaklar, cevap verecek. Yok ben buraya otururum diyor. Ya sen buraya oturmayacaksın, buraya oturacaksın. Mesela toplantıya Şöhre Bölgesi Başkanı'nı, Etna Odası Başkanı'nı, yani burada olan dernek başkanı, bakkal orada. 3 tane esnaf ilgilendiren dernek var zaten. Bu da bizleri direkt, yani kendi konseyini direkt ilgilendiren ve bilgilendirecek kişiler bunlar. Bunları çağırdım. Gelsin de çok şey değil. Bir de tahmin ediyorum zamanını biraz daha erkenden haber versek daha uygun olur. Mesela 2 gün sonra toplantı var değil mi? Ya da bu bir iş çıkıyor. Mesela 10 gün evvelden haber versek biraz daha uygun olur mu ki diye düşünüyorum. Yani. Abi biraz da böyle aceleye getirip bastırınca biz çok böyle bir ama yani bir ay önceden programı yapabilen bir şey değil. Anladım, doğru. Anlamında söyledim mesela. O zaman peki bütün arkadaşlar buradayken Kaymakam Bey de izin verirlerse biz sizin de başkanlığınızla yani burada siz de çağrıcı olabilirsiniz. Biz de yani sekreteryasını biz üstlenelim ya da isterse siz üstlenin. Yani bir böyle kentimizin sorunlarına dair, ben kasaba lafını daha çok seviyorum ama adı da kent konseyi maalesef. Böyle aynı grup daha da çoğalarak bir zamansız yine, zaman çiğine yaymadan görüşlerimizi not da alarak turizm işinden ayrı genel konulara dair toplanalım. Yani biz de üstlenebiliriz. Belediye daha kültür salonu daha müsait herhalde. Evet, orada tabii. Vatandaşlarımızı çağırırız. Hatta vatandaş çağırmak için bir etkinlik düzenleriz. Yani vatandaşın getirmek için böyle bir şey de deneyebiliriz. Yani vatandaşın ilgisini de çekiyor. Bu uçlarda yapılan şey mi çekiyor? Evet. Yani onu getiririz. Yani vatandaş gelsin, o arada biz hemen tartışmaya kurulur. Çok bir iki yerde söyledim yakın bir zamanda ama nerede konuştuk bilmiyorum. Biz bayanlar komisyonu oluştururken kent konseyinde arkadaşlar benim hiç tanımadığım, şimdi de görsem tanıyamayacağım bir bayan kardeşimiz geldi. Başörtülü falan böyle dedi ki ben buraya gelirken dikkatimi çekti. Önceden de gördüm. Adını bilmiyorum. Yani bizim Necdet Büfesi'nin karşısında bir kahvehane var üst katta. Oranın dedi balkonu işten bakınca dedi böyle işlemeleri çok güzel dedi. Sonra orayı kapattılar. O işlemeler kayboldu dedi. Şimdi o işlemeler var arkadaşlar. O balkon kandırıldı. Yani ne amaçla yapıldıydı, işe yarıyor muydu, yaramıyordu. Ya o bayan kardeşimiz dedi biz onu sonra gündeme getirdik. Belediyede böyle bir şey gündemimizde var dedi. Çarşambaların şeyinin karşısında olan kahvehane. Ya üst katın şeyini söylüyorum. Şimdi orası yapıldı. Geçen defa bir şey daha atıyorsunuz. Bir dahaki oturumda tartışabiliriz, görüşebiliriz. Tekrar geriye dönüş şu anda dönsek de yarar olacağız konusunda değil. İlerisi için görüşeceğiz. Anladım. Yani hem bu yatırım gitmesin hem uygun yeri bulalım. Yani bu bizim hem görevimiz hem sorumluluğumuz yani birey olarak illa bunlar evet. Anlamında bir iki sene çünkü çalışma sonucunda 5 kala karar verilmiş. Altyapısı zemin etüdü yapılmış. Biliyorsunuz bir imar değişikliğinde orada takılmış. 2 senelik bir kaybımız orada var. Tekrar geriye dönüş için vekillerimiz de söylemişti. Bir zaman alacağı vardı. Şimdi büyük bir ihtimalle Nisan ayı gibi bir kesinleşecek bu hastane konusu. Tamam. Bunu takip ediyoruz biz de. O zaman hastane yerine gündemimizde olmak üzere sekreteryasını biz kent konseyi olarak üstlenelim. Birinci ayın ortalarında yani 15 olur, 20'si olur yine hafta içi uygun mu? Geniş zamanlı. Biz o zamana kadar da turizmcilerle ilgili şey yapmış oluruz.
Tekrar toplanmaya karar verdik. Ben katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarım